أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona iman eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya icabet ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet, şeref ve takvanız artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin inşallah. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların arasına karışıp onların eziyetlerine sabreden mümin, insanların arasına karışmayıp onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha faziletlidir. Hadis Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, İmam Ahmed bin Hanbel'de geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla o kadar çok içli dışlı oluyor ki onlardan gördüğü eziyetten Abbas radıyallahu an rahatsızlık duyuyor ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip şu teklifte bulunuyor. Ya Resulallah, şöyle sana bir kürsü yapsak, bir taht yapsak, bir koltuk yapsak da insanların eziyetlerinden uzak kalsam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasına döndü, dedi ki hayır, Allah beni içlerinden alıp huzura kavuşturuncaya kadar onların yanından asla ayrılmayacağım. Varsın ökçelerime bassınlar, yani ayaklarıma bassınlar. Eteklerimden çekiştirsinler. Kaldırdıkları tozlarla beni rahatsız etsinler. Yani ey Abbas, vallahi de insanların elinden dilinden göreceğim zararlardan dolayı onların yanından asla ayrılmayacağım. Allahu Ekber. Sürekli insanlarla haşır neşir olan bir peygamber. Onların elinden zuhur eden yanlışlara sabreden bir peygamber. Tahammül sınırı üst seviyelere çıkmış bir peygamber. Yahudi alimlerinden Zeyd bin Sane. Acaba Muhammed gerçekten iddia ettiği gibi bir peygamber midir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat'ı kendine referans alıyor. Yol gösterici alıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'de didik didik inceliyor. Allah Resulü aleyhisselam nereye giderse Zeyd bin Sa'ne oradadır. Peygamber aleyhisselam nerede oturduysa o mecliste Zeyd bin Sa'ne de vardır. Diyor ki Ali bin Ebi Talip'le radıyallahu an bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı. Ben de onları takip etmeye başladım. Bedevi kıyafetleri giymiş bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi durdurdu ve dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben falanca kabileye gidip eğer iman ederseniz, Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, şeksiz ve şüphesiz teslim olursanız Allah üzerinizdeki rızkı bol bol verecektir diye vaatte bulundum. Eğer iman ederseniz, itaat ederseniz, Allah adına ben size söz veriyorum, Allah adına konuşuyorum, Allah sizi rızkın içerisinde boğacaktır. Ancak dedi ki ya Resulallah, onlar iman etmelerine rağmen Allah o kabileye kıtlık verdi. Subhanallah. Aramızda da vardır değil mi? İşleri aksi olduktan sonra hele bir İslam'ın şöyle itaatine bir girelim. İbadet safhalarını bir yaşayalım. Allah bizi sevecektir. Allah bu durumumuzdan razı olacaktır.
ve bizi düzlüğe çıkartacaktır diyerek birçok insan camilere, mescitlere koşmuştur. Ama Allah'ın onları imtihan edeceği sünnetini unutmuşlardır. Allah iman edenleri imtihan etmiştir. Allah iddia sahiplerini şiddetli bir şekilde sınamıştır. Bunu devre dışı bırakmışlardır. Bu kabile de böyle. Ona vaatte bulunan adam da yanlış bir vaatte bulunuyor. Diyor ki iman edin, Allah rızkı üzerinize yağdırsın. İtaate konuş, koşun, yerden Allah sizin için rızıklar çıkarsın. Bir kıtlık yaşanıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a dönüyor. Diyor ki ya Resulallah, eğer elinde biraz mal varsa bunları bana ver, ben o kabileye ulaştırayım. Onları bu kötülükten kurtarayım. Neden? Korkarım ki diyor, onlar imandan sonra tekrar küfre düşerler. Tekrar eski dinlerine rücu ederler. Allah'ı ve Resulünü yalanlarlar. Müslümanlara gelip de size iman ettik, sizin dininize iman ettik, sizin gösterdiğiniz Rabbe koştuk ama sizin Rabbiniz bizi terk etti. Lat terk etmedi, Menat terk etmedi, Uzzalar terk etmedi ama Muhammed'in Rabbi bizi kıtlığın içerisine soktu. Demesinler diye ya Resulallah, elinde bir takım mallar varsa ver, onları onlara koşturayım. Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu diyaloğuna şahitlik eden Zeyd İbni Sane, eline büyük bir fırsat geçmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir, der ki ey Muhammed. Şimdi hitaplara dikkat edin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen o kabileye yardım edeceksen ve elinde de imkanları yoksa, bir sözleşme karşılığında ben sana dedi borç verebilirim. Allah Resulü aleyhisselam kabul etti. 80 dinar borç aldı Yahudi'den. 80 dinar. Sözleşmeye de yazdılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kabileye söz veren dostuna yöneldi. Dedi ki onların yanına çabucak git. Dikkat edin şimdi ifadeleri. Onların yanına çabucak git. Hızlı hareket et. Acele et. Onların imdatlarına yetiş. Sakın ha sakın. Onlar İslam dairesinden çıkmasınlar. Sakın ha sakın. Müşrik bir pozisyona tekrar düşmesinler. Putlara tekrar tapmasınlar. Acele et. Şimdi ne olur kardeşlerim? Zalimlerin zulümleri neticesinde bugün İslam alemi, İslam beldeleri, gönül coğrafyalarımız temel ihtiyaç malzemelerine muhtaçlar. Yiyecek yok, içecek yok, giyecek yok. Barınma ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Kadınlar, sabi çocuklar soğuğun, ayazın altında, ateş yakamadan, yağmurun altında beklemektedirler. Bunlara kimileri sabrediyor, kimi tevekkül ediyor. Allah diyorlar bizim Rabbimizdir. Biz ondan geldik ve ona dönücüleriz. Bizim üzerimizdeki tasarruf sahibi Allah'tır. Hücrelerimize kadar iman ettik. İliklerimize kadar iman ettik. Kanlarımıza kadar iman ettik. Asla Allah'tan dönmeyiz. Asla dinimizi terk etmeyiz diyorlar, değil mi? İşte bugün belki sosyal medyada izlediğiniz yaşlı bir amcanın ifadeleri. Benim dedi üzerimde tasarruf sahibi Allah'tır. Yani ben Allah'ın elinde bir oyuncağım. Allah dilediği gibi benim üzerimde tasarrufta bulunur. Yakar, yıkar, aç bırakır, susuz bırakır, çıplak dolaştırır, düşmanın altında inletir, ağlatır. Ama ben ne derim? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Allah'a ve Resulüne itaat ettim. Gerçek din İslam'dır. Bana dayattıkları ideolojilerin hepsini elimin tersiyle itiyorum. Demedi mi? Ama bu ihtiyarların, bu gençlerin, bu kadınların yanında şeytanın ve dostlarının vesveselerine uyup da Allah'ın dinini terk edenler yok mu? Eğer Muhammed'in Rabbi gerçekten Allah olsaydı bizi aç ve çıplak bırakmazdı diyenler çıkmadı mı? İstemesek de, kabul etmesek de, Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun, UNICEF'in ve ona bağlı birçok kuruluşun kıytırık yardımları, kıytırık hizmetleri karşılığında dinini terk edenler olmadı mı? O yüzden
İyilik yolculuğuna çıkan bütün kardeşlerime, başta nefsim olmak üzere sesleniyorum. Diyorum ki koşun. Resulullah'ın dediği gibi acele edin. Asya'ya koşun. Afrika'ya koşun. Arakan'a koşun. Balkanlara koşun. Bağdat'a girin. Müslümanları Allah'ın düşmanlarının eline terk etmeyin. Müslümanların kalbine gelecek olan vesveselere kalkan olun. Siper olun. Ve ne olur? Yapacağınız her bir hizmeti samimi ve ihlaslı niyetlerle yapın. Alnından öpülecek işlerin sahibi olun. Koşun ki heva perestlerin hevesleri kursaklarında kalsın. Koşun ki yeryüzünü sömürmek için mücadele edenlerin tuzakları boşa çıksın Allah'ın izniyle. O yüzden evet bizler yardım çalışmalarını altını çiziyoruz. Hangi dernek, hangi vakıf Allah için yapmak kaydı şartıyla, Allah'ın rızasına muvaffak olmak şartıyla, Allah'ın belirlediği çizgilere sabır etmek kaydı şartıyla, hangi dernek, hangi vakıf lillah fillah bu hizmeti görüyorsa alınlarından öpülecek büyük bir hizmeti yapıyorlar. Mesele sadece karınları doyurmak mıdır Furkan? Mesele sadece sübyanların dudaklarının arasından bir çikolatanın geçmesi mi? Değil. Ne olur geniş düşünün Müslümanlar. Mesele iman meselesi. Mesele itikat meselesi. Mesele iman meselesi. Bunu ne olur unutmayın. Bugün Haçlı dünyasının, Siyonist alemin şu dünyada gerçekleştirmeyi en çok istediği, payidar olmak istedikleri şey Müslümanların isyan bayraklarını beldelerinde çekmeleridir. Yeri geldiği zaman bir et parçasıyla siz bunu önlersiniz. Yeri geldiği zaman çocukların eline verdiğiniz balonlarla buna engel olursunuz. Siper olursunuz. Ne olur bu meseleyi unutmayın. Yıllardır düşündüğümüz bir meseleydi. İslam alemi bu kadar zorbalığın karşısında nasıl duracak? Yani ben Afrika'daki siyahi Müslümanla nasıl bir araya geleceğim? Asya'da çekik gözlü kardeşlerimle aynı safta ben nasıl bulunabilirim? Hayatımda görmemişim. Hayatımda onlarla beraber olma fırsatını yaşamamışım. Ama bugün birilerinin iyilik hareketiyle, çalışmalarıyla siyah, beyaz, çekik gözlü bir araya gelmeye başladı. Subhanallah. Dünya küçüldü gözümüzde elhamdülillah. Dün korkuyorduk memleketimize giderken bugün Afrika'nın tehlikeli ormanlarında geziyoruz Allah'ın izniyle. Bu büyük bir iş ha, onu söyleyeyim öncelikle. O yüzden Allah Resulü'nün dediği gibi koşun. Acele edin. Onları tehlikelerden kurtarın. Dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aradan bir zaman geçti. Bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer bin Hattab radıyallahu anhuma ile beraber Cennetul Bakiye bir Müslümanın defin işleri için gitti. Şimdi ne olur hayal edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın cenazesini kıldırıyor. Cemaat toplanmış. Mümin erkek ve mümin kadınlar oradalar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı başlarının tacı yapan bir ümmetle karşı karşıyayız. Allah Resulü işaret etse bir ok gibi o işarete saplanacak adamları düşünün. Peygamber aleyhisselam ölüme davet ettiğinde ölüme mutlulukla koşan adamları düşünün. Bulunduğu bir mecliste Zeyd bin Sa'ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesini arkadan tuttu çekti. Cübbe yere düştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı. Ne yapıyor bu adam? Bu adam ki Tevrat'ın alimi. Bu adam ki Yahudilerin bilginlerinden bir adam. Nasıl yapabiliyor böyle bir şey? Ona böyle hayret dolu gözlerle bakarken Ömer bin Hattab radıyallahu an tabir yerindeyse bir volkan gibi köpürmeye başladı. Zeyd bin Sa'ne'ye döndü. Dedi ki ey Allah'ın düşmanı. Ey Allah'ın düşmanı. Sen dedi bu hareketi ve bu sözleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mi yapıyorsun dedi. Sen dedi böyle pervasızca, saygısızca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap mı ediyorsun? Vallahul azim dedi. Eğer Muhammed aleyhissalatu vesselam sana borçlu olmasaydı kılıcımla kelleni alırdım. Sen dua et dedi Allah Resulü sana borçlu. Senin bir hakkın var. Allah Resulü'nün öyle diyordu başka hadislerde. Sen dedi dua et dedi Allah Resulü sana borçlu. Değilse dedi kelleni alırdım dedi. Peygamber ne yaptı sizce? Allah Resulü aleyhisselam Ömer bin Hattab'a döndü tebessüm etti. Güldü. Hoşuna gitti. Yani herkes canı sıkıldığında
Cennetül Baki'de, Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de, Taif'te Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasını yapışamayacak. Sövemeyecek. O pis kalemlerinizle onun ehlini karikatürize edip de aşağılamak. Yok öyle bir hayat. Nefes almak haramdır size. Nasıl gırtlaklarınız kesildiyse öyle kolay değil. Müslümanların değeri kabul ettiği şeylere dilinizi uzatırsanız birileri çıkar haddinizi bildirir. Allah Resulü bundan tebessüm etti. İnsanlar böyle dedi pervasızca, lakayit bir şekilde, canı sıkılan, hanımına kızan, parasını tabir edilirse tedarik edemeyen Allah Resulüne koşup ey Muhammed! Öyle hakaret edemez. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber. Ömer bin Hattab'a döndü radıyallahu anh. Dedi ki ey Ömer sakin ol dedi. Bir sakin ol dedi. Bir sukut et. Sebat et. Ben ve o adam. Dikkat edin kim o ayıldım? Yahudi. Ben ve dedi o adam senden dedi farklı bir davranış beklerdik dedi. Subhanallah. Ne beklerdik ya Resulallah? Dedi ki bana dönecektin. Diyecektin ki ey Allah'ın Resulü borcuna sadık ol. Ona da dönecektin diyecektin ki ey Yahudi bundan sonra borcunu isterken düzgün edepli iste. Subhanallah. Ya nasıl bir peygambersin sen ya Subhanallah. O sıra Yahudi ne demişti biliyor musunuz? Ey Muhammed dedi borcunu öde. Bakın dikkat edin borcunu öde. Zira dedi Abdülmuttalip oğulları dedi borcunu ödeme konusunda dedi gevşek birilerdir. Tahammülünü zorluyor böyle. Hazreti Ömer'i de zorluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra Ömer bin Hattab'a döndü dedi ki ya Ömer dedi. Borcun ödenmesine dedi 3 gün kaldı. Bakın daha zamanı da yok. Mühlet var. Borcun dedi ödenmesine 3 gün kaldı. Ama dedi elindekilerle dedi borcumu kapat. O adamı dedi korkuttuğundan dolayı da dedi biraz daha fazla öde. Subhanallah. Şimdi nerede Muhammed'i ahlak bizde? Şu kadrajlara takılan bizler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin edebini, ahlakını tavsiye edenler. Peygamberin ahlakından nasibini almamışlar subhanallah. Allah Resulü Ömer'e diyor ki radıyallahu an diyor borcumu öde. Onu korkuttuğundan dolayı da diyor daha fazlasını ona ver. Hazreti Ömer istemeye istemeye. Yani Allahu alem diyorum bu benim zannımdır. Allah Resulü aleyhisselam deseydi ki ya Ömer bu konuda muhayyersin. Zaten 3 gün var. Elinde varsa ver. Yoksa da zorlama kendini. Ben olsam öyle derdim. Deseydi Hazreti Ömer sırf o Yahudi'ye inadından dolayı, o pervasızlığından dolayı parayı ona vermezdi. Allah Resulü olmasaydı inim inim illetirdi onu da o Resulullah Aleyhisselam'a dua etsin. Hazreti Ömer radıyallahu anh istemeye istemeye borcu öder. Bir fazlasını verir. Bu sefer Zeyd bin Sane tutar onu. Rivayetlerde aynen şöyle geçiyor. Diyor ki Ömer diyor bana öfkelendiğinde diyor yüreğim diyor hop yukarı kalktı hop aşağı indi korkudan. Bu sefer Ömer'i tuttu. Dedi ki ey Ömer sen biliyor musun? Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne her baktığımda peygamberliğin bütün alametini diyor görüyordum diyor. Ama diyor iki şeye diyor vakıf olamadım. Ya o peygamber Tevrat'a göre peygamber. Alimlerin izahına göre peygamber. Ama iki şeye takıldım diyor. İki şeyi çözmek istedim. Nedir o? Diyor ki birincisi kendisine kaba saba davrananları diyor affediyor mu? Onları diyor bağışlıyor mu? Kendisine bağıran, hakaret eden, cübbesini atan, onun tabirinde ise haysiyetine laf söyleyenleri affedebiliyor mu? Peki ikincisi ne? Diyor ki ona kaba saba davrananların diyor hakaretleri, davranışlarının dozu diyor arttıkça hilmi ve müsamahakarlığı da aynı oranda diyor artıyor mu diyor. Onu diyor merak ettim diyor. Çünkü niye sınırları zorluyor? Haddi aşıyor, daha çok aşmaya başlıyor. Allah Resulü'nün de sabrını görünce dedi ki ey Ömer bil ki dedi şu cümleleri kurdu. Raddina billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyye. Ben dedi Allah'ı Rab, İslam'ı dedi din, Muhammed'i de dedi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak kabul ediyorum. Sen şahit ol.
şu paranın da dedi elimde avucumda olanın bütün paranın yarısı da Müslümanlara bağışımdır. İman etti. Müsamahkarlığı görüyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların içerisinde onların eziyetlerine sabretmiş bir peygamberdi. O yüzden güzel kardeşlerim, abilerim, hiçbir mazereti almadan oturanda da hiçbir mazereti olmaksızın uzlete çekilende de hayır vardır. Anladınız mı? Hiçbir mazereti olmayan da uzlete kenara çekilende hayır vardır. Mümin için söylüyorum. Ama Allah'ın dinini dert edinen, İslam'ın yayılması ve hakim olması için bölge bölge, sokak sokak koşturup ter akıtan, insanlarla içli dışlı olup da onlardan eza ve cefa gören, aynı zamanda onların eziyetlerine katlanan müminde çok daha büyük hayır ve fazilet vardır. Ne olur bunu unutmayın. Allah'ın dini yücelsin ve hakim olsun diye insanların arasına karışıp onların eziyetlerine sabretmek şerefli bir ameldir kardeşler. Ne olur bunları asla unutmayalım. Değerli kardeşler, hele şu içinde yaşadığımız dünyaya ne olur bir bakın. Günahlar ayyuka çıkmış. İnsanlar harama helale asla dikkat etmiyor. Şu coğrafyanın içerisindeki gençler Allah'ı inkar etme konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Mikrofonu uzatıyorlar. Diyorlar ki ben herhangi bir dine tabi değilim. Bir soru soruyorlar, cevabı alamayınca Müslüman mısınız? Yo, ben Allah'ı ve peygamberleri kabul etmiyorum. Bu coğrafyanın insanları bu sözleri söylüyor. Dün İslam'ın hamiliğini yapan, İslam'ın yayılması için kıtalara atlarını terlettiren, koşturan adamların torunları kadınıyla erkeğiyle Allah'ı inkar, peygamberini inkar etme konusunda yarışıyorlar. Size soruyorum şimdi. Vallahi de bu kadar sebep varken, saydığımız ve sayamadığımız bu kadar cürümler varken oturmak, susmak, inzivaya çekilmek kınanacak bir şeydir. Bugün için söylüyorum. Zira Allah Maide suresi 62 ve 63. ayetlerinde bakın mealen dedi ki Yahudilere ithafen, ama mümin erkek ve mümin kadınların da nasipkar olacağı ayetler. Dedi ki Allah Azze ve Celle 62. ayet. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede, haram yemede yarıştıklarını görürsün. Onlardan birçoğunun. Bugünü düşünün ne olur. Günaha girmede, haksızlık etmede, haram yemede yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Şimdi 63. ayet. Allah dedi ki bari din adamları ve alimler onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi ya. Bu yaptıkları ne kötüdür. Subhanallah. Alimler 63. ayeti tefsir ederlerken bakın şu sözü söylemişler. Kur'an'da alimleri bu ayetten daha fazla tehdit eden başka bir ayet gelmemiştir. Dahhak isminde, dahhak tebessüm eden, gülen anlamına geliyor. Rivayet edildiğine göre annesinin karında tam 2 yıl kalmış. Allah Azze ve Celle tam onu o odanın içerisinde 2 yıl hapsetmiş. Rivayet edilir ki süt dişleri çıkmış annesinin rahminden çıktığında. Doğarken tebessüm ettiğinden dolayı Dahhak ismini vermişler. Selef demiş ki eğer Allah'ın kitabının tefsirini öğrenmek istiyorsan şu 4 kişiye koş, onlardan biri de Dahhak'tır rahimahullah. Ne demiş biliyor musunuz? Kur'an'da beni daha fazla korkutan bir ayet olmamıştır bu 63. ayetten başka. Subhanallah. Kur'an'ı okudum, tefekkür ettim, tezekkür ettim, tedebbür ettim ama Allah'ın kitabında beni bu ayetlerden başka korkutan bir ayete denk gelmedim. Subhanallah. Şimdi ne olur ey Müslümanlar, davetçilerin azaldığı, haramların yayıldığı, cehaletin hakim olduğu bu dünyada herkese gücü oranında davet farz-ı ayındır diyen bir alim
meseleyi abartmamıştır. Anladık mı kardeşlerim? Ve ne olur ey gençler, sokaklar sizleri gözlüyor. Kalbi hasta olanların şifası sizlerin elinde Allah'ın izniyle. Ve ne olur insanlığın tekrar İslam'a dönmesi için kendinizi Allah'ın dinine adayın. Bakın Avrupa ülkelerinde bir imam efendi cuma namazını kıldırdıktan sonra çocuğunu alıyor, bulunduğu bölgedeki Hristiyan aileleri ziyaret ediyor, onlara dini tebliğ ediyor. Bir gün adamcağız, imam efendi hastalanıyor. Cuma namazını kıldırdıktan sonra eve gitmek istiyor. Çocuğu diyor ki baba diyor, şimdi diyor gitmeyeceğiz mi diyor, insanlara Allah'ın dinini anlatmayacağız mı? Oğlum diyor hastayım diyor. Çocuk çok ısrar edince baba diyor ki sen git diyor. Sen git diyor, nasihat et diyor. Nasıl olsa öğrendin tabiri neyse. Yanımda piştin. Benim nasıl Allah'ın dinine insanları davet ettiğime şahitlik ettin. Çık diyor, git artık. Tabiri yerindeyse özgürsün. Çocuk kardeşler bir eve geliyor. Zili çalıyor. Açan yok. İkinci defa, üçüncü defa dakikalar ilerliyor. Belki çocuğun nefsi o kapıdan ayrılmak istiyor ama bir güç onu o kapıda tabir yerindeyse tutuyor. 4, 5, 6 derken ısrarlı zil seslerinden sonra tabir yerindeyse böyle piri fani, ölmek üzere olan yaşlı ihtiyar bir kadın kapıyı açıyor. Çocuk ne diyor biliyor musunuz? Benimle diyor cennete girmek ister misin diyor. Subhanallah. Yani ben seni öyle bir yere davet ediyorum ki sonunda cennet var. Benimle beraber cennetin bahçelerinde olmak ister misin deyince kadın hiç tereddüt etmiyor. Sanki yıllardır bu çalacak zili, eli bekleyen bir edayla çocuğun sözlerine iman ediyor. Ve onunla beraber sokak sokak davet çalışmalarında bulunuyor. Şimdi size bir soru sorasam. Desem ki ya bu kadıncağız bu kadar ısrarlı zil çalışlarına rağmen neden kapıyı açmadı? Sizce niye açmadı? Bilen var mı? Bu gerçek yaşanmış bir hikaye ha. Kadın o sıra intihar etmek üzere. İntihar etmek üzere. İpi bir yere bağlamış. Boynuna geçirmek üzere. Peki sebebi ne? Kadın belki 20 yıldan fazladır insanların kapısını çalmasını bekliyormuş. 20 yıldan fazladır İnsanlarla oturup muhabbet etmek istiyormuş. 20 yıldan fazladır ne çocuğu, ne akrabası, ne de beraber gençliğinde eğlendiği arkadaşları arayıp sormamış. Ya demiş ki ben fazlalığım, ben topluma zararım, devletime yüküm. Ya bu saatten sonra en güzel şey ölmektir. Çocuğun ısrarlı zil çalışlarından sonra kadın tereddüt ediyor. Ya diyor bir bakayım. Merak ediyor. Çocuk tabir yerindeyse kadının boynuyla ip arasına giriyor. Subhanallah. Ve benimle cennete gelmek ister misin dediğinde kadın bundan dolayı çocuğun sözlerine koşuyor. Ey Müslümanlar, bugün içine düştüğü boşluktan dolayı tabir yerindeyse çareyi ölümlerde arayan genç, yaşlı, kadın, erkek vallahi sizin mücadelenizi bekliyor. Ne olur Allah'ın dinine sarılın. Ne olur daveti Allah için sevin. Davanızın yayılması için dert sahibi olun. Vallahi göreceksiniz ki sebat edersek, samimi ve ihlaslı olursak Allah Azze ve Celle birilerinin urganını hidayetin eline teslim edecektir. Ne olur solumucuk bilincine kuşanın ve bunu kendinize dert edinin. Kim gibi? Musab bin Umeyr radıyallahu anh gibi. Subhanallah. Bu genç Mekke'nin bilinen ve toplumda ağırlığı olan Abdüddar oğullarına mensup. Bu kabile Kabe'nin örtüsünü koruyan, anahtarlarını saklayan, savaş zamanlarında da sancağı taşıyan bir kabile. Musab'ın ailesi hem anne tarafından
hem de baba tarafından çok zengin bir aile. Musab'ın 3 tane kardeşi olmasına rağmen hem annesinin hem de babasının bütün sevgisi, ilgisi, muhabbeti onun üzerine atmıştır. Öyle ki elbiseleri özeldir. Öyle ki ayakkabıları özeldir. Öyle ki bindiği at özeldir. Kokusu ona mahsustur. Sokakta yürüyüp geçtiğinde insanlar derler ki buradan Musab geçmiş. Böyle bir iz bırakır. Ama ne ilginçtir ki bu kadar ihtişamlı bir hayata rağmen hiçbir zaman zina etmemiş. Mekke'nin Züleyha'ları kapısını haşındırmış, peşinden koşmuş ama bir kez olsun zinaya yeltenmemiş elhamdülillah. Allah korumuş. Bugün nasıl şu yaşamış olduğumuz toplumda Allah'ı bilmeyen, Resulünü bilmeyen ama fıtratına göre hareket eden bazı gençler var ya, zina etmiyorlar, içki içmiyorlar, kumar oynamıyorlar, adam öldürmüyorlar, kavga etmiyorlar. Zengin, müreffeh bir hayatın içerisinde bu haramlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Ama nice gençler var ki elhamdülillah zengin bir çevreye, güçlü bir maddiyata sahip olmalarına rağmen Müslümanlarla beraber oturuyorlar. Onlarla beraber saf tutuyorlar. Allah'a ve Resulüne itaatte huzuru ve mutluluğu arıyorlar. Allah'a hamdolsun ki Allah sayılarını artırsın inşallah. Evet, Musab radıyallahu anh'te böyle bir hayatın içerisindeyken her şeyi tamamken eksik kaldığı bir yön var. Ney? Kalbinde boşluğunu dolduramadığı bir eksiklik var. Bir arayış içerisinde. Bazı arkadaşları takılmışlar. Demişler ki senin bir kadına ihtiyacın var. Yani evlensen, kızlarla oturup kalksan, onlarla muhabbet etsen, zina etsen herhalde o boşluk kapanır demişler ama o tevessül etmemiş elhamdülillah. Arkadaşları, ailesi her sıkıntısında bir çare bulmuşlar ama kalbinin derdine bir türlü ilaç olamamışlar. Nereye kadar? Habbab bin Eret'in atölyesine gelene kadar. Habbab kim? İlk iman eden sahabilerden. Köle sahibesi tarafından azat edilmiş. Sahibi olan kadın dükkanını Habbab'a bırakıp demirci ustalığı olarak orada vazife görmektedir. Musab da İslam'dan önce kendisine kılıç yaptırmak, bıçak yaptırmak için Habbab'ın yanına gelirmiş. Ama bu sefer Habbab alıcı gözüyle bakmış. Gelen Musab, güzel elbiselerin sahibi, tabir yerindeyse Kureyş'in Yusuf'u. Habbab bin Eret radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselamdan öğrendiği ayetleri bir bir Musab'a anlatınca, Musab'ın kalbindeki boşluk dolmaya başlıyor. Hisler değişiyor. Aradığını buldu Musab. Habbab ile beraber kimin yanına gidiyor? Darul Erkam'a Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Yine hiç şek ve şüphe duymaksızın iman ediyor. Allah'a ve Resulüne şerefli boynunu uzatıyor. Dizginlerini Allah'a ve Resulüne bırakıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama ne olur bir şey hatırlatayım. Bakın dikkat edin. O paslı ellerin sahibi adamı unutmayın ha. Emeğinin karşılığını elbiselerinde toz, kir ve pas olarak gören Habbab'ı unutmayın. Acaba Musab bin Umeyr'e Allah'ın davetini sunarken yarın Allah'ın onun Medine'nin fatihi kılacağını hiç hesaplamış mıydı? Musab'ın üzerinden acaba Medine'nin fatihini yetiştirdiğini hiç düşündü mü? O yüzden esnaf abiler, şu toplumun Musab'ları ayaklarınıza kadar geliyor. Ya yanınızda çalışıyorlar ya da sizde bir alışverişin içerisindeler. O kalpleri sizler dolduracaksınız. Ben yapamam. Alimler yapsın. Davetçiler yapsın. Bizim haddimize mi? Ne olur demeyin. Musab'ların kalbindeki boşlukları siz doldurun. Onlara dokunan ilk ve son el siz olun. Ve unutmayın. Bilemiyorsunuz ki Allah sizin elinizle belki Şam'ın fatihlerini çıkartır. Gazze'nin, Kudüs'ün muhafızlarını çıkartır. İçinizden Ebu Hanifelerin, Maliklerin, İmam Ahmed bin Hanbellerin çıkmasını istemez misiniz? Bunlar hep davetle oluşmuş şeylerdir. Esnafın, alimin, abidin, zahidin, davetçilerin birlik, kuvvet oluşturarak
elde ettikleri zaferler değil midir? Allah Azze ve Celle bizlere bunları nasip etsin inşallah. Darül Erkam'da iman edince Peygamber Aleyhisselam Musab'ı kenara çekti. Dedi ki ey Musab, imanını ailenden gizle dedi. Gizle dedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun anne ve babasının ifrat derecesinde Musab'ı sevdiğini biliyordu. Ve bu sevgi zarar getirecekti. Bu ilgi ve alaka zarar getirecekti ki nitekim oldu. Annesi Musab'ın üzerindeki değişiklikleri hissetmeye başladı. Annedir, fark etmez mi? Bakıyor ki Musab'ı güzel kokular artık sürmüyor. Bakıyor ki Musab'ı artık güzel elbiseler giymiyor. Ayakkabıyı önemsemiyor. Dostlarıyla beraber gittiği eğlence mekanlarına artık gitmez oluyor. Kardeşlerine soruyor. Anne cevap alamıyor. Bu sefer baba tarafından yani kocası tarafından akrabası ve sonradan inşallah iman edecek olan Osman bin Talha'yı çağırıyor. Git diyor şu Musab'tan bana haber getir. Ne yapıyor bu çocuk? Osman bin Talha gölge gibi onu takip ediyor. Çok kısa araştırmaları neticesinde Musab bin Umeyr'in yani annesinin göz bebeğinin Allah Resulü Aleyhisselam'la olan irtibatını öğreniyor. Müslüman olduğunu annesine söyleyince annesi karşısına alıyor. Önce nasihat ediyor. Anlamayınca tehdit ediyor. Şimdi ne olur dikkat edin. Bunu da kabul etmeyince 3 yıldan fazla diye geçiyor rivayetlerde. Musab'ı ev hapsinde tutup yer yer gün gün kırbaçlatıyor. Subhanallah. Nasıl bir sevgi? Bakın ha sevgi yaptırıyor buna. O sevgi ne? Ellerinin arasından kayıp da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine gitmesin. Dinini terk etmesin. Musab gibi değer verdiğimiz bir cevher Muhammed'in adamlarının yanında, kölelerinin yanında heder olmasın. Kadının derdi bu. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedül Emin'di. Mekke'nin güveni konusunda asla şüphesi yoktu. Ama size şimdi hatırlatırım. Şimdi sizin mescitlerinize, meclislerinize gelen gençlerin anneleri setler çekiyor. Aman ha diyor oğlum dikkat et diyor. Hangi terör örgütüne mensuplardır bilmiyoruz. Hangi insanlardır bilmiyoruz. Yarın sana bombayı bağlatırlar, bir köşede patlatabilirler. Seni farklı yönlere çekebilirler. Dininden asla dönme. O adamların meclisinde bulunma deyişlerini ne olur hafife almayın. Küçümsemeyin. Ve haksız da değiller yer yer. Sosyal medyada müthiş bir propaganda. Haber ajanslarında müthiş bir propaganda. İktidarlar davetçileri ve alimleri bu kadar markaj altına almışken, İslam ümmeti bu kadar kötülenirken, İslam ümmetinin yiğitleri terörle suçlanırken, kadınları terörle suçlanırken, şu sahabiler terörle suçlanırken, anne baba ne yapsın? Hemen bir savunma mekanizması oluşturuyor. Sakın oğlum diyor. Yanımızda otur. Yok diyor buraya gitme. O yüzden bunu yabana atmayın. Bunu düzeltecek olanlar yine sizlersiniz. Sabrınızla, tanışarak, tanıştırarak, muhabbet halkaları kurdurarak. Ama ne olur şunu da unutmayın. Bu din imtihan dinidir. İman eden, iddia eden imtihana tabi tutulur. Anne ve babanız ikna olmazsa sizi sürekli sap çemberi içinde tutmaya çalışacaklardır. Buna sabredeceksiniz. Musab radıyallahu anh tam 3 yıl ev hapsinde buna sabretti. Fırsatını bulur bulmaz 15 kişiyle beraber Habeşistan'a hicret etti. Direkt kaçtı. 3 ay kaldı. 3 ayın neticesinde Mekke'ye tekrar geldiğinde en çok sevinen kim oldu sizce? Annesi oldu. Niye sizce? Dedi ki Musab'ım herhalde pişman oldu. Anacığım sen haklıymışsın. Ben senin yanından ayrıldıktan sonra perişan oldum. Açlık, susuzluk tabir yerindeyse beni yiyip bitirdi. Sizin yeriniz doğru yermiş demesini bekliyordu. Hevesi kadıncağızın kursağında kaldı. Musab radıyallahu anh kabul etmedi. Dedi ki ben hayır dedi istikamet üzereyim. Dinimde sebatkarım. Bu sefer Allah evinin içerisinden baba bir Ebu Rumi ismindeki kardeşine hidayet nasip etti. 4. kardeşidir. Anneler farklıdır. Annesi yani tabir edilirse Ebu Rumi'nin annesi Rum asırlı olduğu için bu künyeyi almıştır bu çocukcağız. O iman eder, kardeşiyle beraber ikinci Habeşistan hicretine kaçarlar. Takribi 2 veya 3 yıla yakın kalır.
Resulullah Aleyhisselam'a ve ashabına uygulanan Ebu Talip'teki ambargonun sonlarında Mekke'ye geri gelir. Yine en çok sevinen kimdir? Annesidir. Tamam dedi, şimdi pişman oldu. Musab atalarının dinine geri gelecek. Muhammed'i ve arkadaşlarını terk edecek. Köle takımından uzaklaşacak dedi. Ama beklediği yine olmadı. Olmayınca Musab'ını çağırdı ve dedi ki ey Musab, eğer bu dini bırakıp atalarının dinine gelmezsen Lat, Menat ve Uzza'nın adına yemin ederim ki ne bir lokma yiyeceğim ne de dedi bir yudum su içeceğim. Ölümümü dedi bekleyeceğim. Çok zor bir imtihan Müslümanlar. Yani anne ve babanız canınızdan çok sevdiğiniz, İslam'dan önce onun için düşünün. İslam'dan önce sizin üzerinize titreyen bir anne babayı düşünün. Gözünüzün önünde eriyip bitiriyor, bitiyor. Manevi baskıya bakın. Bir de çevre baskısını düşünün. Ah Musab, ah. Biz de seni akıllı bir genç zannederdik. Bak annen nasıl oldu? Perişan oldu kadıncağız. Eriyor senin karşında. Sende hiç mi vicdan yok? Muhammed nasıl bir din getirmiş? Seni annenden ve babandan koparttı. Bu çevre baskısına dayanamayan, final sorularına katlanamayan nice genç Allah'ın dinini terk etti. Kolay bir şey değil ha çevre baskısı. Hadi erkeksiniz anlarım. Atölyede yatarsınız. Bekar arkadaşlarınızla kalırsınız. Ya kızlar ne yapacak? Kadınlar ne yapacak? Tesettüre girdiğinden dolayı evden kovulan kızcağızlar ne yapacaklar? Nereye gidecekler? Evde dayak, sokakta dayak, gittiği her yerde kınanma ve çevre baskısı. Kimisi buna katlanır, imanı zirve yapar. Kimisi bu sınavı geçemez ve sınıfta kalır, Allah muhafaza. Musab elhamdülillah geçti ve annesine çok böyle latif sözlerle hitap etti. Dedi ki ey anacığım dedi. Yani ey müşrik kadın, ey kafirin kızı, ey cahil ve zorba demedi. Ey anacığım dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına seslendi, letafetle seslendi. Ey anacığım, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun dedi. Ama dedi bil ki ben Allah ve Resulü'nü senden dedi daha çok seviyorum. Allahu Ekber. Bundan dolayı da dedi dinimden dönmeyeceğim. Öyle değil mi Müslümanlar? Yaratan Allah, yaşatan Allah, anne ve babayı koruma veren Allah, öldüren ve dirilten Allah, bunları bize bildiren Resulullah, şimdi birileri nimet için nimeti yaratanı inkar etmemizi istiyor. Yok öyle bir şey ya. Olmaması gerekiyor. Allah Azze ve Celle bize bunu nasip etsin. Bizim için nimeti yaratan bizim için önemlidir. Nimet değildir. Elhamdülillah. Musab radıyallahu anh Allah Resulüne döndü, annesine döndü. Dedi ki seni dedi çok sevdiğimi biliyorsun ama Allah ve Resulünü senden daha çok seviyorum. Ki Allah Resulü aleyhisselam buna da şahitlik etti. Bir gün kardeşleriyle beraber Kabe'nin avlusunda otururken rivayetlere göre Hazreti Hatice ile Ebu Talib'i kaybettikten çok kısa bir süre sonra, yani tabir yerindeyse siyerde geçen hüzün yılları içerisinde Kabe'nin avlusunda otururken muhabbet ederken Musab radıyallahu anh eski elbiselerle Resulullah'a doğru gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başlar ve şu sözleri söyler. Allah'a hamdolsun şu genci dedi görüyor musunuz? O önceden anne ve babasının en sevgili varlığıydı. Anne babasının gözdesiydi. Anne babasının tabir yerindeyse kalbinin tekiydi. Ruhuydu tabir yerindeyse. Allah ve Resulünün sevgisi Musab'ın yanında anne ve babasının sevgisinin önüne geçti. Ve o Allah ve Resulünün dedi tercih etti. Subhanallah. Bunu Allah Resulü aleyhisselam söylüyor. Dedi ki o Allah ve Resulünü tercih etti. Biz de diyoruz ki bütün güzelliklerin ve imkanların içerisinde Allah'ı ve Resulünü tercih edenlere selam olsun. Kardeşler bu tercihleri yapanlara Allah fetihler nasip etmiş. Annesinden, babasından, eşinden, çocuğundan, elindeki maldan ve mülkten daha değerli Allah'ı ve Resulünü görenleri Allah fatih yapmış. Elhamdülillah. Musab radıyallahu anh 12 kişiyle Medineli 12 kişiyle Medine'ye geldi ve her evin içerisinden iman edenler çıktı. Medine'nin her evine İslam girdi elhamdülillah. İkinci Akabe Beyatı'nda Resulullah Aleyhisselam'ı ziyaret etti
Peygamber aleyhisselamın bu müjdeli haberi verince Allah Resulü'nün gözleri yaşardı sevinçten. Ona döndü, dedi ki ya Musabul hayır. O yüzden Hazreti Musab'a sahabe yer yer böyle seslenmiş. Ey hayırlı Musab. Demek ki dedi Allah senin elinle Medine'ye dedi hayrı taşıdı ha dedi. Subhanallah. Allah dedi senin elinle Medine'ye dedi hayrı taşıdı. Ey kardeşlerim, Musab'ların ve Yesrib'lerin size ihtiyacı var. Musab'ların ve Yesrib'lerin size ihtiyacı var. Ne olur bunu ihmal etmeyin kardeşlerim. Medine sadece davetin okulu değil, cihadın da mektebi olmuştur. Allah'a hamdolsun. Kılıçlar burada kınından çıkmış. Atlar o sahalarda terlenmiş elhamdülillah. Şehitler Medine'nin sokaklarını sulamış. Kafirlerin kanları o topraklarda heder olmuş elhamdülillah. Ve Allah Musab'ın eliyle Bedir'de sancağı kaldırmış. Bedir'in sancağı Musab'ın elindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam sancağını Musab'ın eline vermiştir. Dikkat edin. Abdüdder oğulları şirkin, küfrün, kavmiyetçiliğin, milliyetçiliğin sancağını kaldırırken Allah ve Resulü Musab'ın elinde tevhid sancağını kaldırmıştır. Elhamdülillah. Ve Bedir'in sonunda çok ilginç bir hadise yaşar Musab. Bir bakar ki Müdlic bin Nadha sahabeden, Müdlic'in elinde abisi Ebul Aziz'i esir olarak görür. İnsan ne yapar? Yani bırakın kardeşini, arkadaşı bile olsa, dostu da olsa koşar değil mi? Yani ona merhamet eder, ona acır. Müdlic'e döndü, dedi ki ey Müdlic, bu dedi adamın dedi bağını dedi iyi bağla. Sağlam bağla dedi, kaçmasın. Bunun anası dedi çok zengindir, çok büyük dedi diyet alırsın. Ebul Aziz döndü, dedi ki bir insan dedi kardeşine bunu yapar mı ya dedi. Sen nasıl söz söylüyorsun böyle? Döndü, dedi ki vallahi benim dedi asıl kardeşim sana dedi o bağı bağlayandır dedi. Allahu Ekber. O yüzden Bedir Savaşı Yevmül Furkan'dır. Furkan günüdür. Hakla batılın birbirinden ayrıldığı gündür. Müşriklerle Müslümanların birbirinden ayrıldığı gündür. Kan bağının değil, nesep bağının değil, İslam bağının olması gerektiğini ortaya koyan bir gündür Bedir elhamdülillah. Yevmül Furkan, Furkan Savaşı'dır o gün. Ve bakın dikkat edin. Tam takriben 13 ay müşrikler zor sabrederler. 13 ay. Kimisi babasının, kimisi anasının, kimisi dayısının, kimisi amcasının intikamını almak için Uhud'a koşarken İbn-i Kamiye gibi 4 tane adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için bilenirler. Tek hedefleri Allah Resulü'nü öldürmektir. Onu öldürürsek, toprağa düşerse bu dava bitmiştir. Bitecektir. Buna inandılar. Ve binlerce ordu Uhud'a doğru yürüdüler. Bu sefer sancağı kim kaldırdı yine? Musab-ül Hayr kaldırdı. Allah Resulü sancağı tekrar ona verdi. Ve ona üzerindeki bir hırkayı hediye etti. Hikmeti nedir ben bilmem. Belki savaşın ortasında anlayacağız. Bir hırkayı ona hediye etti. İslam ordusuyla müşriklerin, kafirlerin ordusu birbirine girdi. Bakın dikkat edin, İbn-i Kamiye elinde sancak bulunan adama doğru yöneldi. Bir darbeyle sancağı bulunan kolu kesti. Sancaktar diğer kolla sancağı tutmaya başladı. İkinci bir darbeyle diğer kolunu parçaladı. Bu sefer sancaktar göğsüyle kavradı. Sancak düşmemesi lazım. La ilahe illallah sancağı ve bayrağı yerlere inmemesi lazım. Bu yeni kaldırılmış bir sancaktır. Küfrün ve müşriklerin eliyle asla düşmemesi gerekir. İnancıyla gövdesiyle sarılıyor. Rivayet edilir ki İbn-i Kamiye okunu çekiyor. Üçüncü darbede Musab radıyallahu an atından aşağı düşüyor. Şimdi şu sahneye dikkat edin. Rivayet edilir, der ki Musab yüzü üstü yere düştü. Ve öyle bir şey ki daha sonra cesedini zaten yüzü koyun buluyorlar. Ama yüzünü böyle toprağa saklarcasına kafasını bastırmış. Acaba hikmeti nedir? Çünkü İbn-i Kamiye Musab'ın attan düştüğünü görünce ben dedi Muhammed'i öldürdüm. Muhammed bitti dedi. Bu dava sona erdi. O Musab'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu zannediyordu. Herhalde üzerindeki belki hırkadan dolayı.
Alimler diyorlar ki Musab da bu beni nasıl olsa Muhammed zannetti sallallahu aleyhi ve sellem. Benim Musab olduğumu anlar ve görürse Allah Resulüne yönelir korkusuyla diyor ki suratını toprağa gizledi. Fark etmesin beni. Başka bir rivayette o toprağa suratını saklamasının bir sebebinin de İslam sancağını düşürmenin bir utangaçlığını yaşadığından dolayıdır derler. Subhanallah. Allahu Ekber. Allah o sancağı tekrar kaldırmayı bizlere nasip etsin. Allah Azza ve Celle ümmeti bir bir yere düşürsün ama o sancak elhamdülillah ayaktadırsın. Asla ve asla müşriklerin, kafirlerin inatlarıyla, savaşlarıyla o sancak yere düşmesin Allah'ın izniyle. Musab radıyallahu anh yere düşer. Savaşın ortasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki ey Musab ileri doğru bir yere gösteriyor. Diyor ki ileri doğru saldır diyor. Atın üzerindeki dönüyor diyor ki ben diyor Musab değilim. Peki sen kimsin? Musab'ın suretinde İslam ordularına yardıma gelen melekler. Allah-u Ekber. Allah Resulü fark ediyor. Bakıyor melekler ikinci bir söz söylemiyor. Bu da büyük bir şereftir, izzettir. Savaş biter. Musab radıyallahu anh elbiseleri parçalanmıştır. Her tarafı kan revan içerisindedir. Allah Resulü'nün önüne koyarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başlar ve der ki ah Musab ah. Seni Mekke'de ilk gördüğümde üzerinde paha biçilmez elbiseler vardı. Bugün dedi bir hırka seni örtmüyor dedi. Bir hırka seni örtmüyor. Başına çekiyorlar, ayakları açıkta kalıyor. Ayaklarına indiriyorlar, yüzü açıkta kalıyor. Allah Resulü bu duruma ağladı, sonra döndü. Dedi ki, onun dedi yüzünü örtün, ayaklarını da dedi izhir ortuyla kapatın dedi. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesine yöneldi. Onun bir eşi vardı, Hamne binti Cahş. Resulullah'ın baldızıydı. Bu haber ona nasıl verilecekti? Müslümanlar gittiler Hamne'ye dediler ki kardeşin Abdullah bin Cahş şehit oldu. Bir de biliyorsunuz çok güzel bir şehit oldu yani. Abdullah bin Cahş. Her tarafına müsle yapıldı. Paramparça edildi. Çok şerefli bir ölüm elhamdülillah. İstirca getirdi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sonra bağışlanması için dua etti. Sonra dayısı Hamza'nın şehadetiyle müjdelediler. Hamza bin Abdülmuttalib onun dayısıdır. Onunla müjdelediler. İstirca getirdi ve af diledi. Ama bu sefer eşi Musab'ın şehadet haberi verilince kadın çığlık atmaya başladı. Allah Resulü Aleyhisselam kınamadı. Cahil bir ifadesini kullanmadı. Bid'atçı demedi. Ne yapıyorsun demedi. İsyankar demedi. Yöneldi. Dedi ki etrafındakilere, kadının yanında kocasının yeri çok büyüktür dedi. Subhanallah. Öyle dedi Müslümanlar. Kadının yanında kocasının yeri çok büyüktür. Yani bir kadıncağız anne ve babasının evinden çıktıktan sonra onun tek sığınağı sebep dairesinde kocasıdır. En büyük dayanağı kocasıdır. Ona sevgiyi ve saygıyı siz kazandırırsınız. Bir kardeşiniz olarak onu kaybetmemenizi size tavsiye ederim. Nasihat ederim. Siz ölene kadar eşiniz sizin arkanızdan saygısını ve sevgisini dillendirsin her yerde. Çünkü tekrarlıyoruz Allah Resulü dedi ki kadının yanında kocasının yeri çok büyüktür. Evet Musab şehit oldu elhamdülillah. Burada bitiriyorum. Ancak izi ve etkisi yıllarca sürdü. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh bir gün iftar sofrasında oturuyordu. Hanımı böyle çeşitli yiyecekler ortaya koymuştu. Abdurrahman İbni Avf yemeklere baktı. Önce gözleri doldu. Arkasından hıçkırarak ağlamaya başladı. İnsanlar anlam veremediler. Yani Abdurrahman için bu olağan bir şeydi. Sürekli böyle bir hadiseyle karşılaşıyordu ama iftar sofrasında niye böyle ağlıyor? Kendisine sorduklarında döndü. Dedi ki ah dedi Musab ah. Hani adamın ciğerini yakmış bir edayla. Ah Musab ah. O dedi benden daha hayırlıydı dedi. Abdurrahman İbni Avf söylüyor. O benden daha hayırlıydı. Uhud'da şehit olduğunda bir kefen dahi dedi üstünde yoktu. Kefeni bile yoktu. O benden daha hayırlıydı. Zira bu dünyada büyük izler bıraktı. Hiçbir şey almadan ahirete intikal etti. Şimdi şu cümleye ne olur dikkat edin. Sonra döndü dedi ki sonra Allah bize bu nimetleri verdi.
eşler verdi. Çocuklar verdi. Yiyecekler verdi. Allah dedi bizlere bunları ikram etti. Şimdi bilmiyorum, çok korkuyorum. Acaba bunlar dünyada bize yaptıklarımızdan dolayı peşin verilip de ahirette mağdur, muhtaç olacağımız şeyler midir? Allah'a emanet. Yani Allah bize bunları verdi. Önümüze koydu. Soframıza indirdi. Ama Allah ahirette bunların hepsini önümüzden alacak. Peşin mi aldık acaba bunları? Subhanallah. Ağlamasının sebebi bu. Aykırmasının sebebi bu. Hani bazen biz de bakarız ya, elhamdülillah deriz. Ya ne kadar güzel bak, arabamız oldu, eşimiz var, çocuğumuz var. Allah bir ev nasip etti. Bir de bahçeli böyle yazlıklar, kışlıklar. Dostlar da var elhamdülillah. Bunlar hep böyle Rabbimin lütfu keremi. Dediğimiz anları Abdurrahman İbni Af ile düzeltelim mi? Acaba bunlar Allah'ın bize bir nimeti mi? Yoksa ahiretten önce bize peşin verdiği şeyler mi? Ahiretten mahrum mu bırakılacağız? Allah muhafaza, Rabbim bizi böyle bir durumdan korusun. O bu sözleri söyledi. Buhari'de cenayiz bölümünde geçiyor. Onun hocası, tabir yerindeyse muallimi, hidayeti ona taşıyan sebepler dairesinde Habbab bin Ered benzer sözleri söyledi. Ama sonunda şu cümleleri ekledi. Dedi ki, o nerede, biz neredeyiz? Allahu Ekber. O nerede, biz neredeyiz? Ben de şimdi nefsime soruyorum. Sen de bu gece kendine sor. Onlar nerede, biz neredeyiz? Onların daveti nerede, bizim davetimiz nerede? Onların cihadı nerede, bizim cihadımız nerede? Allah Musab'tan, Musab'ın eşinden, kızı Zeynep'ten, Musab'ı sevenlerden, Musab'ın yolundan gidenlerden, Musab gibi şehit olanlardan, ahirette ona dost olacaklardan razı olsun inşallah. Allah Azze ve Celle gecemizi mübarek eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Cennetimizi firdevs-i âlâ kılsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.